Arkadaşlar merhaba, Dark Souls 3 rehberine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. En son Crystal Sage boss'unu kesmiştik. Güzel, gayet hoş ve temiz bir şekilde. Şimdi şu NPC arkadaşımıza gidip bir bakalım. Demin kendisi Loretta üzülmekle meşguldü. Bakın şimdi düzelmiş gibi gözüküyor. Bakalım ne diyecek bize. Oh, hello. You've come at a good time. It took some prowling, but I finally made a score. Evet. Go on, have a gander. Gördüğünüz gibi dedi ki, gittim geldim, güzel şeyler getirdim. Burada size asıl göstermek istediğim bir şey var. Ki o da nedir? Evet, Zweihänder. Buradan alıyorsunuz. 19 strength istiyor. 6000 soul karşılığında alabiliyorsunuz. Dark Souls 1 ve 2 oynayanlar bilirler. Özellikle Strength Boost gidenlerin favori silahlarından bir tanesi. Onun yanında Bastard Sword da geldi. Daha önce yoktu sanırsam. Buradan alabiliyorsunuz. Ne yapacağız? Şimdilik almaya gerek yok. Çünkü 19 Strength'imiz yok. Ama oyuna başlamadan, maceramıza başlamadan bir göstereyim istedim. İkinci şey de hemen şurada gidip bir level alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Strength'i bir puan da arttıralım. Şimdi bir NPC'lerle şöyle bir başlamadan teker teker konuşalım. Bakalım bu abla bir şey söyleyecek mi bize? Speak, I desire, honorable lord, that a lord art the bearer for the time, and I of course. Pek bir şey demiyor. Yeni bir şey eklemiş mi? Şu yüzükleri falan bir ara almak lazım. Bu arada üzerinizdeki Dark Sigil yok ederseniz bu NPC sizinle bir daha konuşmuyor arkadaşlar, haberiniz olsun. O yüzden şunu, yani Halloween'inizi sıfırlamayın, Purging Stone kullanmayın, bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi aslında iki şey var yapacağımız. Öncelikle aklımda olanı hemen kolay olanı söyleyeyim. Crystal Sage Bonfire'dan devam etmeden önce yukarıya doğru bir yol var. Ferengi Bonfire'ına hızlıca gidelim çünkü orada ne var? Estus Shard var. Hemen çok basit bir yerde alıp kaçacağız. Hızlı olacağız yani. Malzemeyi alıp çıkacağız. Ferengi tarafa devam etmeden önce. Bonfire'a geldik. Şuradan şöyle hafiften çıktık. Kafayı uzattık. Bakın tam karşıda yanıyor. Efil efil ışık ışık. Oraya doğru Allah ne verse koşturuyorum şu anda. Hiç öyle sürüklerle falan uğraşmayın. Hop aldık. Al kaç, bitti. Evet, 7'den 8'e çıkartmış olacağız böylece sayıyı. Bunu da aldıktan sonra aslında aklımda şey vardı. Leonard'ın, hatırlıyorsunuz. Dur diye ümit ediyorum. Bize bir anahtar verdi, hücrenin anahtarını. Dedi ki oraya gir. Onun altında bir tane uzun zamandan beri bulunan Dark Wraith var. Onu öldür. Oradan git Red Eye Orb'u al dedi. Şimdi onu almamız lazım ama konsepti hatırlıyorum gördüğünüz gibi ama nerede olduğunu hücrenin hatırlamıyorum şu anda. Çok güzel. High Wall of Lothric'te. Eyvallah da ikinci bonfire'da mıydı, ilk bonfire'da mıydı hatırlamıyorum. O yüzden biraz hızlı bir koşu yapacağız. Tower on the Wall'dan gitsek. Tower on the Wall'daydı galiba. Bakalım kendisini öldürebilecek miyiz? Sanki şurasıydı diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Buradan geleceğiz. Şimdi burayı açabileceğiz Leaf Chamber Key ile. Ben çok sonradan keşfetmiştim bunu ilk oynadığım zaman. O yüzden çok rahat öldürmüştüm ama şu anki level'ımız biraz düşük kalıyor olabilir, emin değilim.
Evet, kendisi gördüğünüz gibi herkesin leşini sermiş buraya. Çok da kolay değil, çok da zor da değil gibi duruyor. Evet, şu herhalde sol grip hareketi, onu yememek lazım. Kelle daha rahat olur herhalde, evet. 2500 sol ve Red Eye Orb. Bakalım cesetten ne çıkacak, evet. Eldivenle pantolonu düştü. Güzel. Bunu da buradan aldık. Bu da aradan çıkmış oldu. Evet, level 35 miydik? Evet, level 35 demek ki ideal almak için kendisini aşağı. Şimdi Crystal Sage Bonfire'ın oradan. Hemen geri dönelim şöyle. Daha hızlı olsun. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Feren Keep tarafından da devam edebilirsiniz tabii ki istiyorsanız da. Orası ilk Lord of Syndra doğru gittiği için birazcık daha zorlayacaktır size. Bir de level'ımızı birkaç level daha arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Crystal Sage'in devamında ulaşacağımız Cathedral of the Deep'teki boss birazcık daha kolay Abyss Watchers'a göre. Şimdi Road of Sacrifices buradan. Crystal Lizard sesini hemen duydum. Hemen geldim, aldım. Bir tane de şurada var sanırsam. Güzel. Kısa yoldan çıktık. Ama burası daha zorlu olacaktır çünkü başka bir yere de gidemiyor muyuz? Şuradan bir çıkış var. Burası daha iyi. Evet. Bu ikisinin range'i birbirine, evet, çok yakın. Çok sıkışık alanda çarpışıyoruz. O yüzden ayırmakta fayda var bu ikisini. Öteki nereye gitti? Ki yerine kaçmış. Geri gelsin. Gördüğünüz gibi çok gitmenize gerek yok çünkü şu ablayla beraber çekmemek lazım. İkisi beraber ölümcül olabiliyorlar. Allah'tan stagger oluyorsun yani, yoksa işimiz var. Şimdi ablaya gideceğiz de bu abla biraz sıkıntılı bir abla. Diğer gördüğünüz ablalardan daha çok canılar. Öküz gibi vurmakla. Yakalama be! Tüh. Bir de böyle sarılmayı da seviyor abla. Çok hoş bir kahkahası var gördüğünüz gibi. Bloodloss olacak derken olduk. Öf, bıktım senden. Şurada bir itemimiz alalım hemen. Evet, Herald seti aldık.
Evet, şimdi burası birazcık sıkıntılı. Zırh değiştirmemiz gerekebilir. Bizim Knight setimize kadim dostumuz. Evet. Şimdi burası sıkıntılı. Neden? Ya şu öteki adamı bulamıyorum. Burada şeyde hatırlarsın, Dark Souls 1'de de bu tip vardı. Nereden burada? Heh, onu arıyorum. Heh, geldi. Bu ikisini aynı anda çekmemek lazım derken geldi. Arkadaşın uzaktan yay at, şey atma merakı var. HP'si de gayet yüksek görüyorsunuz. Bak, sıyırdı. Evet. Verdi. Şimdi öteki bundan daha beter. Zaten tanıyacaksınız bu arkadaşı. Dark Souls 1'deki ormanda bulunan abimiz. Öküz gibi vuruyor yani. Öyle bildiğiniz gibi değil. O yüzden çok vurdurtmamak lazım. Ama stagger doluyor gayet rahat. Baltalı versus baltalı. Oha. Evet, bunu da aldık. Kalkanı düşürüyor olması lazım. Evet, Spite Shield'ı da böylece almış olduk. Bu da ne diyor? Shield ahead. Öyle mi? Neredeymiş? Bu kısmı hatırlamıyorum o yüzden. Evet. Crest Shield. Güzel. Onu da aldık. Ki ne yapıyor kendisi? Dark damage'ı oldukça düşürüyormuş. Bakalım, evet, %86 bir şeyi var. Mesela biz şunu kullanabilirdik de Physical 89'muş. Bunu upgrade etmek lazım. 51, 43, 38, 33, 36, 48 stability, evet. Güzel. Bu iki arkadaşı hallettikten sonra en belalı yere geldik. Burası tuzaklarla dolu bir yer arkadaşlar. Kalkanınla beraber ilerlemenizi tavsiye ederim derken ilk belalı köpeğimiz geldi. İşte bu arkadaki okçuları tam söyleyecektim derken hakikaten şu anda en uyuz ve en zorlu karakterler bu köpekler. Kim ne derse desin. Hakikaten uyuzlar yani. Özellikle crossbowmanlarla birleşince hiç çekilmez oluyorlar. Burada bir köpek daha olması lazımdı. Yavrucuğum niye dışarıdan geliyorsun? İçeriden gelsene. Bir tane daha ip olması lazım. Gel hadi, havlama havlama, gel. İşte tam vuracakken içeri çekmek lazım. Ondan sonra diğerlerini harcamak daha kolay. Geliyorum, sana da geliyorum da köpek varmış. İşte burayı hakikaten ucuz yapmışlar. Şunu da alalım. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Ne diyor? It will happen you too. Peki sana da, senin de başına gelecek diyor. Senin de başına gelecek. Sen bunu hak etmedin. Evet, bu arkadaş
kendini yakıp patlatma potansiyeline sahip olduğu için. Şimdi buraya girmeden şunu da göstereyim. Bakın burada bir item daha var. Ne çıkacak? Müsaade edin beyler. Biraz fazla intihar meyilli gördüm kendisini. Hop, bir Estus şart daha. Süper. Evet, bunu da aldıktan sonra. Evet, o quest'i de açmamız lazım. Şöyle bir kapıyı ardına kadar açalım. Evet, bonfire'ımızı da bulduk. Hemen Firelink Shrine'a gidip Andre'den Estus Shard'ımızı arttıralım. Yalnız çok ciddi bir şekilde silah upgrade'inin olmamasından dolayı kaç tane şart? Hala 3 var. Ben bir yerde bir tuğumu falan kaçırdım herhalde çünkü Titanite Shard'ımızın olması lazımdı. Hala yok, enteresan. Nerede kaçırdım acaba diye düşünmeye başladım yavaştan. Bu arada call'u verince Undead Legion'ın diyor bakın. Call is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers'ın silahlarını forge etmek için kullan, yani üretmek için yapılmış. Now I'll be equipped to infusion yapabilmemiz için. Praise the gods, hey. Time to put this brawn to use. Infuse'a bakın, bayağı bir sayısı arttı. Infusion da şöyle işliyor, bakın Heavy Gem'le ne yapabiliyorsunuz? Strength'e doğru kayıyorsunuz, bakın parametre bonusu D'den C'ye yükseliyor. Sharp Gem ne yapıyor? Tabii Gem'e bakmak lazım. Ben şuradan bakarak konuşuyorum. Raw Gem var, Fire Gem'de Fire özellik veriyor, Poison Gem'de Poison özelliği geliyor. Bunu da eklemiş olduk. Şimdi level daha alabiliyor muyuz? 7873, 7805, tamam alabiliyoruz ama 6 bir soul'umuz eksik. Bin geldi. Level ver bize. 19 olsun. Şu Titanite şartları sattırmanın bir yolunu bulmak lazım. Bakayım bir şey oluyor mu? 6 tane istiyor, 3 tane var bende tabi, olmuyor. Evet, şimdi oyunun en uyuz yerlerine yavaş yavaş gelmeye başladık. Cleansing Chapel'dan yolumuza devam ediyoruz. Burası tuzaklarla dolu. Birçok yani bonfire'da mesela şimdi sağda ve solda iki kapı var. Bunları açmak da mesele açıkçası. Bayağı bir adamın canını sıkıyor. Dürüst olmak gerekirse. Evet, kırbacı da aldık. Burada size tavsiyem yeni başlayan arkadaşlar, ilk defa oynayanlar için Soul Sign kullanmaktan çekinmeyin. Hatta biz de bir tane kullanalım. Çağıralım bakalım. Çağıramadık. Seni çağırabiliyor muyuz? Seni de çağıramadık. Yenile bize işaret çok. Seni çağırabiliyor muyuz? Seni çağırabiliyoruz. Claymore var elinde bu arada arkadaşın. Biz de sanırım yeterli strength seviyesine geldik Claymore için. Evet, gelmişiz. Bakalım geliyor mu kendisi? Evet, geldi. Bakalım ne kadar yardımcı olacak bize. Hem videoda da olmuş olur bir tane co-op yaptığımız. Hadi bakalım geliyor mu bizde? Derken herif geri döndü. Çünkü sanırım şu taraftan gitmek istiyor. Evet. Peki sen bilirsin. Bu arkadaşa bakalım. Samınlayamadık. Evet, çok güzel.
Kimseyi savunlayamadık. Derken yenileri geliyor. Bakalım bu arkadaş da basıp gidecek mi? Burada gesture'lardan çok bahsetmiyorum ama çok güzel gesture'lar var. Mesela şu çok iyi. Çöktüm bittim resmen. Şu da gayet güzel bir selamlama. Çok hoş oluyor ya. Dark Souls'un bu özelliği güzel. Bu arada adam gelemedi mi? Bonfire'da dinlenemediğimize göre gelmesi lazım ama. Praise the rolling, evet. Evet, onu da summonlayamadık. Bir daha deneyeceğim son bir kez. Bu da yemedi. Gördüğünüz gibi Mad Mount Covenant'larla, Mad Mount nedir? Mount Makers'larda mor yanıyor. Neyse devam edelim. Summonlayabiliyorsanız summonlayın, avantajınız olur sizin için. Bu arkadaşlara etlisine süt üstüne karışmanıza gerek yok. Doğalarını etsinler, boş verin. Yanlarından geçip gidiyoruz. Şimdi buradaki yaratıklar ölmek bilmiyor, onu söyleyeyim. Bunları öldürerek bir yere varamazsınız. Yanlış geldik. Bunların yanlarından transit geçeceksiniz. Çünkü sizi öldürdükçe bir daha canlanıyorlar. Böyle yanlarından yolu açmak için gerekiyorsa vurun. Evet. Şu arkadaş biraz gıcık olabilir. Şimdi burası biraz sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Aşağıyı görüyorsunuz, aşağısa çok gidecek yer var. Hızlı aksiyon alacağım. Çok hızlı bir şekilde sağda konuşamadım. Undead Bone Shard var. Onu almamız lazım. Yalnız bu ok şeyi yapamadık. Bu Giant hala bize vuruyor. Bakalım gene vuracak mı? Ha, bir de bu arkadaş var. O da geldi. Bu da fena. Hem HP'si yüksek. Evet, bu sefer bize yardımcı oluyor. Hayret. İnşallah şimdi bize sıkmaz. Aa, Warden Tombrage düştü. Yok, bize de sıkıyor. Şurada uzakta gördüğünüz o, bunu alıp aşağı düşmedim inşallah derken. Evet, çok güzel. Neyse, Undead Bone Shard'ı aldık. Bu da güzel, iyi işaret. Hemen geri dönüp +2 yapalım. Onu +2 yapacağız. Ondan sonra bir de bizim meşale almamız lazım. Onu unutmuşum. Dinlenelim şurada. Burn Undead Bone Shard. Gördüğünüz gibi alev birazcık daha canlandı. Şurada bir soul bulduk. Bu değil. Biz herhalde meşale almadık. Bir soralım. Ne kadar tuttum? Meşale var mı? Önce bir bakayım da boşuna sol vermeyelim. Meşale yok. Alalım hemen. Neden aldık diyeceksiniz. Çok işe yarayacak, göreceksiniz arkadaşlar. Onu da şu elimize koyalım. Evet. Bir de human form'a geçelim. Yalnız o ok atan Giant'ı bir daha gidip konuşmak lazım. Make friendship yaptık ama oklamaya devam ediyor bizi, anlamadım. Orada galiba bir
Oyun bug'a girdi. Sanmayacağım çünkü sıkıntı çıkıyor sonra. O çiftler niye çıldırdı? Çift Dagger'lı arkadaş sakat, dediğim gibi HP'si de yüksek ve aslında şu an bir önceki tarafta bizim okçu dev vurdu onu. O vurmasaydı aslında çok daha ölümcül olacaktı kendisi. Şimdi belki onunla daha zorlu bir kapışmamız olacak. Buradaki ilk bonfire shortcut'ını açana kadar bayağı çekiyorsunuz, onu şimdiden söyleyeyim. Sollarımın peşine düşmeyeceğim de orada item bıraktık. Ama şu önce şu ablayı keselim. Dediğim arkadaş bu. Çok güzel. Aslında çok seri bakın. Ama stagger oluyor olması da büyük avantaj. Bak hareketlere bakın. Seri ve 4-5 tane combo yapabiliyor arka arkaya. First World Great Shield'ı da aldık ama tabii ki kullanamayacağız. Neden? 34 Strength istiyor. Çok güzel. O da burada bulunuyor. Şimdi şurada bir iki item kaldı ama okçu baba bizi vuracağı için almak büyük sıkıntı aslında. Ve bunlar da biraz ucuzlar. Bir tane şurada bir yerde olması lazımdı ama ben mi yanlış hatırlıyorum? Başka yok herhalde burada. Heh, güzel. Bunun olması iyi oldu. Şimdi üzerimizde bir sürü sülük yapıştı ve bu kolay kolay geçmiyor. Bunun için torç kullanacağız. Boşu boşuna antidot içmenin anlamı yok. Hop, torçu çıkarıyoruz ve üzerimizden dökülüyorlar. Buradaki bu kapı açılmıyor arkadaşlar maalesef ve açmaya giden yolda bayağı bir çetrefilli. Whisper Kitsune. Bu normal boss şey mi acaba? Tırt bir şeye benziyor. Burada şu arada arkadaş da var. Burada uyuduğuna bakmayın. Orada evet uyuz ediyor sizi. Yanacak, yana yana. Aşağı attı kendini. Şimdi şu arkada da var. Şunun tepesinde de, ben hiç oraya gitmeyeceğim. Şuradan koşturarak gideceğim. Arkadan geliyor olması lazım. Hadi oğlum, geleceksen gel. Tepeden şimdi bir sürü sülük mülük düşecek. Buralar çok sakat, o yüzden dedim derken düştüler. Bunu da aldık. Hop. Burası da çok sakat özellikle. Ya şu cross bombların bol olduğu yerler hep sakat. Çünkü birini keserken öbürü arkadan, evet, sıkıyor. Atağınızı stagger ettiği için kalıyorsunuz öyle. O yüzden önce onu değil bunu kesmek lazım. Gerisi işte kaptırdım. Daha kolay geliyor şimdi. Burada sağdan gideceğiz normal şartlar altında da. Sağdan hem şu aşağıdaki taraf aslında bahsetmek istediğim. İşte bunlar her yerde. İşte araya aldılar. Ya
Yani o kadar uyuzlar ki köpeklerle yarışıyorlar bu konuda. Buradan gidersek aslında şurada bir item için gideceğiz ama bu uçunu nasıl alacağız bilmiyorum. Çok güzel sıkıştırdılar. Eğer bir daha dokunursa bize öleceğiz. Lloyd talismanı da atmışlar. Çok güzel. Geliyor vallahi, geliyor arkadan. Güzel. Oradaki item buna değecek mi derseniz çok hatırlamıyorum ama değmiyordu sanki. Biraz arkada öteki adamın kalmış olması çok kötü. Evet, onun önce geliyor olması lazım. Yak kendini. Çok güzel. Yok be. Abla ne yaptın? Aslında bunu öldürmemize gerek yok. Ben niye kasıyorum ki? Gidip item alıp çekip gideyim yani. Evet, aldığım şey de bu. Lloyd talismanın karşılığı Dark Souls 3'teki. Abla bizi sıkıştırdı yalnız. Buradan aşağı düşüyoruz, eyvahlar olsun. Yakacak kendini derken. Neyse, abla takılsın kendine. Biz devam edelim. Şimdi abla da gelir orada kombin oluştururlar. Yaz bu stagger olmuyor, evet, kolay kolay. Şu sağda bir adam olacaktı. Solda pardon. Ya çok uyuşsunuz yemin ediyorum ya. Abla gelmiş. Abla ne işin var senin burada? Abla Allah senin cezanı vermesin ya. Abla bir kesmeden abla bize huzur vermeyecek anlaşılan. Daha abla da öküz gibi vuruyor. Bana doğru gel diyor da abla sarılmaya hasret. Böyle bir şey olamaz ya. Son flaskı da içtik bu ablaya. Yalnız blood yaparsa ayvayı yedik. Bu ha 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 diye diye. Çok fena, çok fena durumdayız şu an. Anlatamam size. Baştan başlamamız gerekecek buraya. Lloyd talismanı atıyorsun da zaten bitti. Kalmadı üstümde. Ne diyor kendisi? Pointless. Evet, anlamsız, katılıyorum. Evet, life gemleri bu oyunda arıyorsunuz böyle Estus Flask'ın bir zaman. Burası çok sakat çünkü yok. Bence hiç riske atmayalım. Bak, level alabiliyorsak gidip bir level daha alalım. Evet, çok az kalmış. Soul var mı? Soul var. Kullanalım onları. Kasmaya gerek yok çünkü. Soul'larımıza da yazık olmasın. İşte level mi alsak? 20.000'e henüz tamamlayacak durumda değiliz ya. O yüzden bir level daha strength'e vermek iyidir. Dediğim gibi yani summonlayabiliyorsanız kesin summon yapın, bırakın adam uğraşsın. Siz de arkadan ilerleyin. Çünkü ilk shortcut açana kadar hakikaten bu adam hala burada duruyor. Kimse summonlamıyor mu bu herifi? Bakalım. Unable to summon. Burada var bir tane. Evet, bugün hiç kimseyi summonlayamama günü herhalde.
yeni Summon Sign'lar çıkacak mı diye bekliyorum ama çıkmadı derken bir daha çıktı, sesini duydu. Evet, bu sefer de çıka çıka PvP yapmak isteyen arkadaşlar çıktı. Şurada yeni bir tane var. Ha. Benim internet ayarlarında sıkıntı var sanırım. Şimdi normal şartlar altında orada aşağıda atlamamız lazım. Neyse, madem bu kadar öldük başa döndük, aşağıda atlayalım ya. Şöyle aşağı atlasak. Uf, çok fena atladık ha. Burası aslında çok sakat. Şu arkadaştan. Şimdi bu arkadaşa bir alev vurunca böyle kafayı yiyor. Bakın. O yüzden Torch candır. Müthiş bir numara ya. Yani hakikaten normalde sizi hayattan bezdirebilecek bir uyuzluğa sahip bir mob. Bu arada burası neresi? Burada bir şey var mı? Bu ne yapıyor? Anlamadım. Şimdi şu aşağıdan birazcık devam edelim. Bu bir tane daha bunun kardeşi olacak. Görüyor musunuz aslında nasıl sıkıyor? Al sana. Meşaleyle adam dövüyoruz ya, süper. Daha güzel bir şey var mı? Evet, Saint Tribalvin bir tane. Ya öküz gibi vuruyor normalde. Bir de seri de. Bir kere ama meşaleyle yakaladığınız zaman çığlıklarını duyabiliyorsunuz arkadaşım. Evet, güzel. Şuna kaptırmamız lazım. Heh, Allah'tan arada kaldı. Twinkling Titanite'ımızı da aldık. Ha, Titan açar, çok güzel. Bir tane daha aldık ama daha iki eksiğimiz var. Bir Titanite. Ha, ben oraya girmem. Bir dakika, işler karıştı. Burası nereye çıkıyor? Bonfire'a geldik. Titanite şartmış, bu da güzel. Burası ne yapıyor? Şurası da var. Burası biraz, evet, labirentimsi oluyor ama bir dakika şuradan. Aa, orada bir item daha var. Nasıl çıkılıyor oraya? Evet, oraya da çıkmamız lazım arkadaşlar. Bir şekilde oranın da yolunu bulacağız. Peki ben bunun yanından transit geçip gidebiliyor muyum, yoksa pislik yapıyor mu? Yapmadı. Trace slash. Ha, sülükler var yine burada. Yakarım. Oyundaki en iyi silah meşale arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ha, Poison Bite Ring güzel. Poison Resistance artırıyor. Evet, bunu da aldık.
Şuna da dalsak mı? Yakınız zaten. Dalalım gitsin de. Nasıl gireceğiz içeri? Oo, dalmasaymışız keşke. Ay bu nasıl HP? Cidden bu nasıl HP? Ah şimdi bir uzun long sword'um olsaydı, great sword tipinde. Allah'tan stagger da oluyor. Titanite scale verdi. Oo, iyi de XP verdi. Güzel. Şuraya gitmemiz lazım. Oraya nereden gidiliyordu hatırlayamadım ya. Niye hatırlayamadım? Şimdi. Şuradan mı çıkılıyor acaba tekrar diyeceğim ama. Ne diyor? Misfortune ahead. Evet. Bir yerden çıkılıyor olması lazım oraya ya. Ya da ben gözümün önündeki şeyi göremiyorum. Buradan atladık aşağı. Kesin kaçırdık, gözümüzün önünde bir yerdeydi. Yok, gene döndük dolaştık, aynı yere geldik. Ha, şuradanmış ya. Titanite Shard çıksın ne olur. Süper. 6 olduk mu? Vallahi olduk. Bir seviye daha gider. Tamam, burada dolanmanın, debelenmenin bir anlamı yok. Şuradan hemen geri dönelim. Atalım kendimizi aşağı. Hemen upgrade edelim silahımızı. Evet. Reinforce, evet, artı 3 yapacağız. Kaç vurmaya başladık? 258, fena değil. Şimdi bir level daha alalım. Strength mi? Endurance mı? Strength'e devam. Strength de olabilir. Bilemedim. 30 HP artıyor. Ya da 21'e mi tamamlasak? Yok, henüz o aşamada değiliz ya. Strength de verelim. Şu an tabi Strength'ten bonus almıyoruz ama olsun. İleriye yatırım. Ama maceramız devam etmeden arkadaşlar, bu videoyu burada noktalayalım. Gene 45 dakikaya yaklaşmışız. Bir sonraki videoya kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.